Herkese selamlar dostlar. 3 Ağustos ve 4 Ağustos iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Öncelikle 10 tane mücadele var Şampiyonlar Ligi eleme turlarından hepsini değerlendirdim. 10 tane maçın hepsine ideal bir tahmin yaptım öncelikle. Kombin olarak videonun sonunda 3 Ağustos için bir kombine önerisi yapacağım. 4 Ağustos için bir kombine önerisi yapmayacağım. Ondan önce arkadaşlar bir ödüllü oyun daha yapalım. PSV Midland mücadelesi var bildiğiniz üzere. PSV'nin maçlarını izledik arkadaşlar. PSV Midland mücadelesi. Kaç kaç skorla biter. Yorumlara yazın. Kazanan arkadaşlardan bir tanesini hem katıl telegram grubumuza hem de yüksek oranlı bulunan 60 TL seviyesinde bulunan telegram grubumuza ekleyelim. Sadece yapmanız gereken video like atıp PSV maçı hakkında düşündüğünüz maç skorunu yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Maç skorunu mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada videoya da bir like atarsanız arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Geçelim raporlara. Öncelikle ekranda gördüğünüz 31 Temmuz YouTube önerileri arkadaşlar full gördüğünüz üzere. 31 Temmuz'da Moskova maçına ilk yarı 0 buçuküz. Lask'ın KG'sini zaten kombinede değerlendirdik. Aynı şekilde Düsseldorf maçını da KG'sini değerlendirdik. Kombinede 2.29 olandan kombine kazandı. Aynı şekilde kadın voleybol takımının mücadelesini değerlendirmiştik. 131.5 üstten değerlendirdik. Zaten maçta 200'e yakın sayı çıktı. O da kazandı. 31 Temmuz'da muazzam işler yaptık. Değerlendirdiğiniz Celtic mücadelesinin KG'si geldi. Onun dışında Braga maçında KG'si geldi. Gollere yöneldik. Güzel bir sonuç aldığımızı belirtelim. Ekrana bir de 31 Temmuz katıl ekstralar geldiği zaman da arkadaşlar sol üstte gördüğünüz katıl katıl ekstra kombinemiz Moskova maçına ilk yarı 0.5 üst maçına KG var dedik başarılı oldu. Sağda gördüğünüz Dijon maçlarına da hepsini canlı olarak değerlendirdik. Yaklaşık bir maçtan 4 orana yakın değerlendirdik Dijon mücadelesine. Altta gördüğünüzde problem maçı da idealden değerlendirdik. Meksika Ligi'nin mücadelesi olması lazım. Onu da değerlendirdik, devam ettik. Katıl grubunda da böyle ekstralarla kazanmaya devam ediyoruz ki bu aralar gerçekten muazzam bir kazandığımızı söyleyelim. 1 Ağustos'un sonuçlarına baktığımız zaman da Gallen maçına var olarak değerlendirmiştik geldi. Krasnodar maçına maç sonu 1 olarak vermiştik arkadaşlar gelmedi. Onun da nedeni Krasnodar'daki 2-15'te penaltı kaçırdı çok vasat bir futbol oynadı. Defansı kötüydü. PSG maçına da tekli olarak yüksek önermiştik. Matsuri 2 4.5 alt şeklinde. O da başarısız oldu. Onu da belirteyim. 2 Ağustos için de baktığımız zaman da katıl grubunda neler yaptığımızı ekrana göstereyim. Arkadaşlar daha bugünün maçları. Sabah oynanan ABD maçı. Türkiye mücadelesi. Bakın ikisine de ayrı ayrı tahminler verdim. Ekstradan da dedim ki birleştirirseniz 2.80'lik orandan alırsınız dedim. Kazandı. İkisi de üstü geldi. Yine gördüğünüz basket kombine vardı. Kadın basketbol olması lazım. Aynen. Üçü de Letonya mücadelesi, Nijerya e mücadelesi ve ABD kadınlar basketi. Hepsini değerlendirdik. 3'te 3 üç oldu zaten. zaten Kombine yaptığımız zaman da 2.54'lük bir oranı vardı. ABD maçını MS, MBS 3'ten ekledik. Değerlendirdik. Sağda gördüğünüzde zaten Katıl Kangal Telegram grubunda neler nasıl verilmiş o gözüküyor. Hatta ben Telegram grubundan şöyle sizlere de göstereyim. Arkadaşlar Kanga Telegram grubumuzda bu şekilde e, canlı maçlarımız, kombinemiz, ekstralarımız hepsini gösteriyorum. Netonya maçı mesela burada ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde ben analizlerini göstereyim. Bakın İtalya mücadelesinin analizini şu an ekranda. Aynı şekilde Türkiye maçının analizi ekranda 182.5 üstten. Oranlar gayet güzel. Şöyle basket kuponunu da göstereyim isterseniz ekranda gördüğünüz gibi. Basket kuponu da geldi aynı şekilde. Yani bu sıralar çok güzel bir kazanç elde ediyoruz katıl grubunda. Aynı şekilde YouTube'da da 31 Temmuz'da güzel bir sonuç elde ettik. Bir Ağustos güzel geçmedi sadece. Onun dışında pek bir problem yok. Katıl grubuna nasıl katılırım diye düşünüyorsanız da hemen göstereyim. Abone ol tuşunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra arkadaşlar... Burada bir video var. Katıl butonu seviyeleri kangalist diye. Bu videoyu izledikten sonra Telegram grubu veya Telegram yüksek oran gruplarına gelebilirsiniz. Her şey dahil iletişiminde burada da WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramdan direkt bana bireysel olarak da WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Buradan da özelden hem maçlar hakkında hem de bilgiler hakkında konuşuyoruz diyerekten de maçlara geçeyim. Maçlar çok fazla maç var. 15 dakikalık bir video yapmak istiyorum sizlere. Bu arada videoya da bir like atmadan geçmeyelim. Like atmayı unutmayalım. PSV maçının maç skorlarını da mutlaka yoruma yazın. İlk mücadelemiz Malmö Rangers mücadelesi. Rangers arkadaşlar lige başladı. Güzel bir lig başlangıcı yaptı. Kazanaraktan devam etti. Kadrosunda çok fazla bir rotasyon yok. Geçen sezonki şa şampiyon kadrosunu korudu. Hacı olsun. Sadece bir tane bir tane forvet aldı. Onun da hemen notlarımla ismini aldım. Sakala Ostende'den aldı arkadaşlar. Geçen sezon 32 maçta 16 tane gol atmış. Ya ilk maçta forvetle oynadı. Muhtemelen bu maçta da o oynar. Malmö'de baktığımız zaman da son maçın arkadaşlar notlarımı almışım. Hücumdan 2 tane, orta sahadan 2 tane ve defanstan 2 tane oyuncusu. E, rotasyona yapmış. Yani toplamda 6 tane önemli oyuncusunun rotasyona uğratmış. Manuel de bu maçta istekli olacaktır. Rangers da boş takım değil. Ben bu mücadelede her iki ekibin de birbirlerine gol atmasını bekliyorum. 1.62 gibi orandan değerlendirirseniz arkadaşlar ideal bir tercih olacaktır. Bu maça yüksek oran tercihim yok. Değerlendirmek isteyenler KG varı burada değerlendirebilirler. Sparta-Pırak mücadelesine geçelim. Sparta Pırak'la Monaco oynayacaklar. Monaco arkadaşlar kadrosunda çok fazla bir rotasyon yapmadı. Önemli giden, gelen giden oyuncu da yok çok fazla. Birkaç tane oyuncu var sadece. Birkaç tane oyuncu var Monaco takımından gelen giden olarak. Ekstradan geçen seneki kadrosunu korumaya devam ediyor. Yine ayrılan futbolcu da çok fazla yok. Sparta Bırak'tan bahsetmek istiyorum. Rapid Vienna e karşı kendi evine muazzam bir galip geldi. 2-0'lık ki deplasmanda da güzel bir performans sergiledi arkadaşlar. Sparta Bırak benim Sıvlar Yaprak'la birlikte Çekya'dan yani bu sezon bu çok fazla değerlendireceğim takımların başında geliyor. Yani Sparta Bırak'la Sıvlar Yaprak. Özellikle değerlendireceğim. Sparta Bırak arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Kendi evine gerçekten buradan Monaco'yla oynasa bile kendi evine gol bulmasını bekliyorum. Geçen, geçen sezon kadrosunu koruyor Sparta-Brak ekibi. Geçen sezon Avrupa'da da çok güzel işler çıkardı. Ben bu da aynı şekilde Monaco'ya karşı en azından burada elense bile Monaco'ya karşı kendi evine güzel bir direnç göstermesini ve Sparta-Brak'ın tek golünü değerlendireceğim. Onun da oranı gayet güzel. Şöyle göstereyim ev sahibi 0.5 üstün oranı. Hatta oran düşmüş arkadaşlar alın yani. Bir 38 oranı vardı. 1.34'e düşmüş. Sılvarya Pran'ın ben kendi evinde mutlaka gol bulmasını bekliyorum. Sılvarya Pran tek gole girdiğiniz zaman da Monaco'ya karşı kendi evinde mutlaka gol pozisyonlarına girecektir. Bir tanesini attığı attığı takdirde idealden tahminimiz gelecektir. Bol şanslar diyerekten geçiyorum. Kuluj Boys mücadelesi. Her iki ekip de arkadaşlar son maçlarında rotasyona gittiler bu mücadelelerde. Fakat biraz sıkıntılı bir mücadele. Çünkü Kuluj burada kendi evinde sert bir futbol oynayan takımların başına geliyor. Yani Romanya'da kendi evinde kolay kolay maç vermiyor. Güçlü rakipleri de genellikle zorluk çıkartıyor. Yani çirkep bir mücadele sergiliyor Kuluj kendi evinde. Young Boys'ta kadrosuna yine rotasyona gitti. Son oynadığı mücadelede Sıfır sıfır kaldı. Hatta gol dahi atamadı. Rotasyona gitmesinden kaynaklanıyor böyle durumlar tabii ki ne kadar favori de olsa 2-0-4'lük orandan. Bu mu arkadaşlar bu maç biraz dengesiz bir maç olarak görüyorum. Yüksek oran denemesi olarak yapacağım buna yine değerlendirmek isteyenlere önereceğim. 2-3 gol tercihi arkadaşlar. 1.68 gibi oranı var. Ben bu mücadelenin ne tarafa gideceğini çok fazla kestiremiyorum. Young Boys burada bir beraberlik için oynayacaktır muhtemelen. Kazanmaya mutlaka oynar fakat bir beraber aldığı takdirde kendi evinde kurucu rahatlıkla yenebilecek bir takım. Yani bir önceki turda da aynısı oldu. Deplasman'da beraber, beraber kaldı Bratislava ile. Kendi evinde 4 tane attı gönderdi. Yine öyle bir muhabbet olabilir. bir, bir, bir skor beklentim var fakat 2-3 golü alacağım ben 1.68 gibi orandan. Değerlendirmek isteyenlere öneririm. Geçiyorum bir diğer mücadeleme. Genk Şaktar mücadelesi. Genk arkadaşlar muazzam bir futbol sergiliyor. Kendi evinde 4-3'lük maç kaybetti. Biz o mücadelede maç sonu 1 olarak veya ev 1.5 buçuk mü vermiştik? Hatırlamıyorum tam. Maç sonu 1 olması lazım. Genk yani kendi evinde hücum attı. Yani son maçın özetini izleyin. O kadar çok pozisyon hatta göstereyim ben sizlere. O kadar çok pozisyon, o kadar çok istek. Yani 24 tane şut çekti. Kaçan pozisyonu da var. Korner olsun her yerden. Ostend'e karşı muazzam bir form sergiledi. Ben Shakhtar'a karşı da aynı şekilde güzel bir form sergilemesini kendi evinde Hollanda'da oynadı adına hatta kombineme de Kendi evinde gol atmasını mutlaka bekliyorum. Shakhtar'a baktığımız zaman da son mücadelesini kazandı. İkinci yarıdan Marlos'un oyuna girmesiyle birlikte Shakhtar fişini zaten çekti. Marlos Shakhtar'ın en önemli kilit oyuncularından bir tanesi. Shakhtar'ın da burada gol atmasını bekliyorum. Zaten favori çıkmışlar. Kalite anlamında ve oyun kalite anlamında demek ne kadar doğru olur bilmiyorum da. Oyun anlamında ee, Şakhtar takımı üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim ki Genki zaten e, duran toplara zafiyeti var ve defans hattında sıkıntı çekiyor. Ostende mücadelesinde gördük. O yüzden bu mücadelede hem kombineme aldım, hem de direkt yapıştırdım. KG var değerlendirmenizi öneririm. Bol şanslar. PSV Midland mücadelesi. PSV'nin maç skorunu mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. PSV'den bahsedeyim. Oran açmamışlar 1-16 gibi orandan. PSV maçlarına hızlı başlıyor. Midland da arkadaşlar güçlü bir rakip açıkçası. Burada hem yüksek oran denemesi hem de bir... İlk yarı denemesi yapmayı düşünüyorum. İlk yarının oranı bence ideal. PSV bildiğiniz üzere Galatasaray maçından her maçı izlediğimiz üzere kendi evinde özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda ilk 5 dakikada zaten bir gol atmıştı. Muslera'nın hatasına 3 tane de pozisyona girmişti. Yine kendi evinde hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yarıdan bir PSV galibiyeti denenebilir idealden yani. Yoksa bir 10 gibi orandan denenmez. 1.52 gibi orandan PSV ilk yarı kazanır şeklinde değerlendirirseniz Güzel olur diye düşünüyorum. İdealdir değerlendirmek isteyenler. Değerlendirebilir. Onun dışında ben maçın üstte de gitmesini bekliyorum. Maç sonu 1 2,5 üstün oran da 1, 59. 2 1, 3 1, 1 banlı, 2 1, 3 1 gibi bir skor bekliyorum. O yüzden maç sonu 1 2,5 üstü de değerlendirmek isteyenlere öneririm. Fakat idealden ilk kere bir tercihini alabilirsiniz diyerekten geçiyorum. Kızıl Yıldız şerif mücadelesi yine kombineme aldığım maçlardan bir tanesi. Kızıl Yıldız kendi evinde en son oynadığı mücadelede 5 tane attı. Şerif de Moldova ekibi. Burada takımlar arası zaten bir fark olduğunu söyleyelim. Ben fark olduğunu söyleyelim. Kızıl Yıldız'ın kendi evinde ilk maçta fişi çekmek için mutlaka ekstra bir performans, ekstra bir hücum kalitesi göstermek isteyecektir. O yüzden ben burada Kızıl Yıldız tarafındayım. Ev sahibi bir buçuk üstü değerlendirdim. 1.38 gibi oranı var. Hatta kombineme de aldım. Şöyle göstereyim. Ev sahibi 1.5 üstü, oranı 1.38 arkadaşlar. Burada kombinemede değerlendirdim. Kızıl Yıldız'ın Şerif'e karşı ben son oynadığım maçta da çok fazla rotasyona gitmedi. Bir iki tane isim rotasyona gitti. Şerif'e karşı daha kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Burada kendi evinde fiş çekmek adına ev sahibi 1.5 üstü değerlendirmek isteyenler Kızıl Yıldız'ın sadece 2 golüne girsin derim. Bol şanslar. Olympiakos Ludogorets mücadelesi. Bu maç zor bir mücadele. Şöyle bir tahmin yapacağım. Direkt tahmini göstereyim ben sizlere. Maç sonu 1 ve 4.5 alt tercihini yaparsanız arkadaşlar 1.63 gibi orandan değerlendirmiş olursunuz. Onun da nedeni şöyle. Olympiakos kadrosunu geçen sezonki kadrosunu korudu. Hatta birkaç tane de transfer yaptı. Oye Kuru'yu aldı. 5 milyon euro bonservisle Monaco'dan. Birkaç tane de transferler yaptı. Lugoles arkadaşlar bu seviyeleri oynaya, oynamasını bilen bir takım. Yani burada Lugoles zorluk çıkartabilir. Çok fazla gol beklemiyorum. Lugoles burada şey yapacaktır diye düşünüyorum. İlk maçtan ne kadar kurtarırsak kurtaralım. ikinci maçta artık kendi evimizde oynayıp kazanmaya bakacağız gibi. En az hasarla çıkmak isteyeceklerdir. Burada Olympiakos'un ben galibiyetini bekliyorum. Kendi kadrosu kaliteli bir ekibi var. Fakat maçta 5 gol olacağını sanmıyorum. Maç sonu 1 ve 4.5 alt yaptığınız takdirde 1.63 gibi orandan değerlendirmiş olacaksınız. Bol şans diyerekten geçelim. Geçelim 4 Temmuz'a arkadaşlar. Şöyle 4 Temmuz'a geçelim hemen. 4 Temmuz iddia tahminlerinden ilk mücadelemiz Moskova ile Benfica mücadelesi. Moskova Rusya ekiplerinden son oynadığı, maç, son oynadığı maçı kazandı. Şöyle göstereyim onu da. 1-0'lık deplasmanda galip, galip geldi. Kadroda çok fazla rotasyona gitmeli. 3-4 tane hücum oyuncusu. Orta saha hücum toplamda 3 oyuncu sanırım rotasyona gitti. Benfica'dan da henüz daha lig başlamadı. Fakat kaliteli bir kadrosu var. Yine transferler yaptı birkaç tane takımını güçlendirdi. Burada Benfica gayet güzel bir futbol sergileyecektir Oran olarak ne kadar da 2.05'ten favori gösterseler de Spartak Moskova burada bir zorluk çıkart çıkartabilir diye düşünüyorum ben burada. O yüzden arkadaşlar tercihim burada da 2-3 gol bandında kalacaktır. Skor beklentim yine 1-1 skor şeklinde çıkabilir. Fakat 2-3 gol tercihi burada denenebilir diye düşünüyorum. Denemek isteyenlere burada 2-3 gol tercihini sunuyorum. İdealdir veya oranı da bence güzel 1-70 gibi oranlar. Tek tercih bu tek tercih yapıyorum. 2-3 gol tercihini sunuyorum sizlere. Bol şanslar. Zagreb'le Legia Warsaw'a oynayacak arkadaşlar. Burada da Zagreb'in kendi evinde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Kalite anlamında birbirlerine biraz daha yakınlar. Hatta Zagreb böyle bir tık daha üstünde gibi duruyor bana. Oyun anlamında da Varşova bana ne kadar zevk verse de Zagreb bu maçta genellikle maçları biraz şey bitiyor. İlk yarı böyle rakibi tartıyor. ikinci yarıda fişi çekmeye bakıyor Zagreb ekibi. Burada da aynı şekilde olabilir. Bir sıfırdan bir şeklinde de olabilir burada. Yine buradan sizlere direkt önerim. Zagreb'in galibiyeti olacaktır. 1.49 gibi orandan değerlendirmek isteyenler direkt Zagreb galibiyetini değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Bol şanslar diyerekten de geçiyorum. French Varoş'ta Sılvar Pırak dediğim gibi Sparta Prag ve Sylvaria Prag bu sezon gerçekten değerlendireceğim takımlardan kendi liginden de takip edeceğim. Burada Sylvaria'yı zaten deplasmanda favori görmüşler. Yine birbirleriyle arasında çok fazla uçurum olmayan takımların mücadelesi bu mücadele. Ben şöyle bir tercih yaptım sizlere de göstereyim. İlk yarıdan bir tane gol gelecektir diye düşünüyorum. İlk yarının bir golün oranı 1.36 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Sylvaria Prag French mücadelesinde de ilk yarıdan gelecek bir gol oynarsa değerlendirmiş olur diyerekten de e, tempolu bir maç bekliyorum. İlk kere 0.5 üstü değerlendirmeye değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Şimdiden bol şans diyerekten geçeyim. Gelsin ekranla kombinemiz. Sizlere tek bir kombin öneriyorum arkadaşlar. 3 Ağustos için. Katıl grubumuzda zaten ekstra kombinler olacaktır. Canlılarımız olacaktır. Yüksek oranlarımız olacaktır. Fakat YouTube'da zaten 10 tane maçın analizini yaptım. Tahminini yaptım. Burada tek önerim sizlere kombin olarak. Genk maçına KG var. Olacaktır diye düşünüyorum. Genk çok fazla Hücum hattı gerçekten çok güzel bir hücum sergiliyor. Defansında aksaklıklar var. İki her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Kızıl yıldız ilk maçta kendi fişini çekecek, e, rakibin fişini çekip kendini garantiye almak isteyecektir. Ev sahibi 1.5 üst olarak da değerlendirdim. Toplam oranı 2.11 olması lazım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Bol şanslar. Bu arada videoya like atmayı da kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.